Şimdi veriyorum size de bir selam YouTube, bir hay YouTube, bir YouTube'dakileri bir karşıladıktan sonra şu kartlara bir bakalım. Team 2 nedir, ne değildir? Neler var, neler yok? Siz de arkada Müslüm Baba dinleyiverin bari. Ne dinleyin? Dün babadan şöyle bir şarkı dinleyiverin. Şimdi bugün gelen oyunculardan en iyisi Ansu Fati. Future Star'ların ikinci takımı geldi. En pahalısı, en iyisi Ansu Fati. Ansu Fati şu an itibariyle çıkış fiyatı 3 milyon 930K. 4-4 bir oyuncu, yüksek orta. İster merkezde kullanın, ister kanatta kullanın. İspanya Ligi linkleri çok iyi. Hızlanma, sprinti çok iyi. Çok fazla konuşulacak bir kart değil bence. Güç ve agresiflik dışında kartta her şey var ama fiyatı aşırı pahalı şimdilik. Bir de Saka'mız var. Saka 90 rating ile geliyor. Yine o da 4-4. Sağ kanatta sol ayaklı bir arkadaş bu da. Genelde bu sene tercih edilen bir oyun sistemi. Ters kanatta, ters ayaklı oyuncular. Yine hızlanması, sprinti, çevikliği, dengesi önemli fonksiyon. Bitiriciliği de, şut gücü de gayet iyi. Bunun gücü, agresifliği Ansu Fati'ye göre daha güzel. Kesinlikle tam bir kanat oyuncusu olmuş. Farklı bir oyuncu özelliği de yok. Yine çok iyi bir kart. Şu anda zaten 2 milyondan Extinct gidiyor. Extinct demek de yani markette bulamıyorsunuz. Bunun fiyatının artacağını düşünüyoruz. Drop mu giriyor? Düzelir, düzelir arkadaşlar, düzelir. Bir F5 atın, bir gözünüzü kapatıp açın. Düzelecektir. Top soba. Nasıl okunuyor bu? Top soba. 89 rating, Almanya liginden 956K değerinde bir stoperimiz. Orta yüksek stoperde aradığımız çalışma oranı tam olarak da bu. Hızı çok iyi. Çeviklik, denge basılırsa, belki motor basılırsa, defansif özellikleri de çok iyi çünkü çok fazla upgrade almasına gerek yok. Oyuncular bilgilerinde de sert kafası var. 900K çok pahalı. Kimyalanması çok zor. Full Almanya ligi kadronuz olursa bir ihtimal. Çıkarsa belki full Almanya'ysanız anca oynatabilirsiniz ama fena kart olmamış. Gelelim Premier Lig'den bir stopere. Ruben Dias 514K. Zayıf ayağının 4 olması çok iyi bir stoper için. Zor durumda kaldığınızda zayıf ayağıyla da uzun pas atabilirsiniz. Bu özelliği çok yüksek. Yine çalışma oranı orta yüksek. Gayet iyi. Ruben Dias da 500K. Hızlanması gayet iyi. Savunması gayet iyi. Agresifliği çok iyi. Agresiflik savunmada çok önemli biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde çeviklik, denge ister. Ama sanki bu anchor gibi, kesici basılır gibi duruyor buna ama oynayıp öyle karar vermek gerekiyor. Sağlam oyuncu trade'i de var. Gayet güzel. Gayet güzel. Daha ne olsun diyoruz Ruben Dias için. Sonracıma Antony. Antony 750K'lık bir oyuncu. Becerisi 4, zayıfı 3. Doğal yeteneği var. Bilmiyorum, birden patladı internetimiz ya. Sende şey var mı abi? Sende de drop gözüküyordu dedim. Download falan yok bende. Yani bir şey açık değil. Bende de hiçbir şey açık değil. Ben Evet. kapadım şimdi. Bakalım düzelir herhalde ya. Şu an 670 bit falan veriyor şeye sadece. İgicime teşekkür ediyoruz host için. Hem Ne demek kendisi ya? hem de hostu geldi. Eyvallah. Biz de Future Star kartlarına bakıyorduk. Hem YouTube'a göndermek niyetindeydik. Antony. Ama sen YouTube'a şey mi yapıyorsun? Haha. Lan. Çok iyi kart. Yine aynı şekilde hızlanma, sprint, hızı, çeviklik, denge harika. Biraz şutunda biraz bir sıkıntı var ama eğer kimyalayabilirseniz ayağın dışı trade'i gayet güzel bir kart yapıyor. Becerisi 4 ama zayıf ayağın 3 olması çok fazla da sanki merkezde oynatılacak bir kart gibi değil. Hızı nasıl iyi değil arkadaşlar. 1.99, sprinti de 97. Kaç kaydı bu? 750K. Bu da biraz kimyalarından dolayı, verdiği kimyalardan dolayı fiyatı biraz daha düşecektir bunun da. Jones'a gelelim. Jones. Liverpool'un oyuncusu. Linkleri çok güzel. Öncelikle. Jones SPC değil mi? Jones SPC değil mi? Ne istiyor? Aynen 430K'ya yapılıyor Johnson SPC'si.
Bir merkez kartı var. Bir de kanat kartı var. Bir de kanat kartı var. Merkez kartı çok yeterli gibi duruyor. Yani bir Van Dijk'ınız, bir Gomez'iniz varsa başlangıç kadrolarında elinizdeki satılamazlarla yapabilirsiniz. Yüksek yüksek bir kart. 4-4 ki gayet güzel. 1.85'te boyu var. Elinizdekilerle 200K'ya falan getiriyorsanız hay hay bir kartı. Yüksek yüksek bir kartı bence. Kaçırmayın derim. Jones için. Sonracığıma kim gelmiş? Nehaus gelmiş. Nehaus. Alman arkadaşımız. O da 240K. Almanya Ligi'nden. Orta orta 3-4, 1.83 boyunda merkezde oynayacak bir arkadaşımız. Yani her şey var ama hiçbir şey tam değil gibi duruyor. Ben bu oyunculara böyle söylüyorum. En güzel şeyi uzaktan şutu çok iyi. Çok kullanır mısınız onu da bilemem. Dayanıklılığı 96 yeterli. Çıkarsa belki yedeklerden oyuna alırsınız bir ihtimal. 230K'da fiyatı var. Sonracıma Barnes. Barnes geçen takımındı değil mi? Evet. Barnes ilk takımındı. Szoboszlai'di öyle. James öyle. Chelsea'nin orta sahası 535K'lık bir James var burada. Müdahalesi 92 çok iyi. Hızlanması biraz ister. Kimya kartı ister. Fizik özellikleri gayet güzel. Şut gücü ekstra çok iyi. Demek ki uzaktan güzel şut çekiyor. Orta sahada oynatmak için yüksek orta. Yani orta yüksek olsa sanki bir tık daha defansif anlamda daha iyi kullanılır gibi. Çalışma oranını açıkçası beğenmedim. 500K biraz fazla olmuş bu karta. Ondan sonracığım bu da az önce bahsettiğimiz Jones'in sol kanat kartı. Biraz daha hızının arttırılmış. Pasının düşürülmüş bir kartı. Başka kim var? Kim var? Kim var? Rainer. Objektiflerde olan bir kart. Bedavaya yapabileceğiniz bir kart. Bunu mutlaka yapın. Biz de yayınlarda yapacağız. Fena bir kart değil. Oynatır mısınız, oynatmaz mısınız? Bu tamamen kadronuza kalmış ama hiç olmadı. Yedekten bile oyuna girer. Çevikliği 93. Dikkat çekiyor. 4-4 bir kart. Yüksek orta. Bir forvet için olması gereken çalışma oranı bence. Onun dışında bakmamız gereken David var. Zayıfı 5. Bu Fransa Ligi'nde bir forvet arıyorsanız, böyle bir fanteziniz varsa, sadece Fransız liginden oyuncularla oynuyorum gibi bir fanteziniz varsa, yüksek yüksek bir kart. Sağlam oyuncu. Hızı gayet iyi. Bir motor basılabilir muhtemelen buna, çeviklik denge için. Dayanıklılığı çok iyi. Bitiricilik 92. Soğukkanlılık 94. Forvet'te çok önemli biliyorsunuz. Birebir kaldığı pozisyonlarda iyi bitiriyor. O yüzden David kaç para? 219K. Yani kimyalayabilirseniz bence güzel bir kart olmuş. Ama oyun içindeki fiziğine de bir bakmak gerekir. Onun dışında kim kaldı? Kim kaldı? Kaçırdığımız biri var mı? Lainez var 85. Bu da bolca bize piklerden çıkacak bir kart galiba. Evet, full hız basmışlar. Bir kanat oyuncusu. Tam bir yedekten girecek kanat oyuncusu gibi duruyor. Hızlanması 99, sprinti 88, çeviklik 94, denge 96. Becerisi 4, zayıfı 3, yüksek orta güzel. Evet, böyle bir oyuncu varsa, satılamaz çıkarsa elinize, yedekten belki oyuna alırsınız. Oyunda da 70K gibi bir fiyatı var zaten. Bir de Rainer var. Rainer. Bu da OF kartı. Yok, bu da cacık. Onun dışında bakmadığımız Estupiñán. Aynen, bu var. 65K. İspanya Ligi'nden bir sol bek. Fena durmuyor. Fena durmuyor. Satılamaz. Yine satılamaz çıkarsa, kadronuz full İspanya'ya yakınsa veya sol bekinize kimya alınıyorsa, fena bir kart değil. Yüksek orta. Biraz sanki 5-3-2 sol beki gibi duruyor. Öyle söyleyebilirim. Yüksek orta. Hızı gayet iyi. Defansifi gayet iyi. Bu şekilde. Sizin en sevdiğiniz, en beğendiğiniz bir kart var mı? Bir de Bastoni var. Takım 2'de en sevdiğiniz oyuncu kim chat? Team 2'de en beğendiğiniz, takımıma uyuyor, kadroma uyuyor dediğiniz. Benim bir Saka, bir de Fatih sanki gözüme bir çarptı. Aynen. Fatih ile Saka'yı böyle bir kestirdim gözüme. Eğer piklerden çekersem onlara uygun bir kadroya getirebilirim kadromu. Öyle söyleyeyim. Villarreal'i sol beki beğendiniz. İyidir, hoştur.
Bastoni gelmiş bir de İtalya Ligi için bir stoper ama hızlanması yeterli değil. Agresifliği çok iyi. Orta orta kesinlikle tavsiye etmem. Zaten de 300 kalık bir fiyatı var. Çıkarsa hemen satın bunu. Evet, Team 2 bu şekilde. Allah'a emanet. Drop, 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 drop. Arkadaşlar.